Herkese selam, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 5 dakikada 3 adet hazır yufka kullanarak kolayca yapabileceğiniz çok çok lezzetli bir börek tarifi vereceğim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçerek keyifli seyirler diliyorum. Öncelikle 1 adet yumurtayı uygun bir kaseye alıp üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı süt ve son olarak ise 3 dolu yemek kaşığı kadar yoğurt ilavesi yapalım. Kullandığımız yoğurdun tatlı olmasına dikkat edelim ki böreğimizin tadını bozmasın. Ardından sos malzemelerimizi bir araya getirdikten sonra pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpıp sosumuzu bir kenara alalım ve geçelim iç harcımızı hazırlamaya. Bunun için malzemelerimin tamamını önceden hazırlayıp yanıma aldım. Öncelikle 400 gram kadar kıymayı uygun bir kaseye alıyorum. Ardından üzerine 2 adet rendelenmiş domates. Ben yazın yapmış olduğum domates sosunu kullandım. Şu an mevsimi olmadığı için isterseniz sizler de o şekilde yapabilirsiniz. 1 adet ince ince kıyılmış kuru soğanı, 2 adet yeşil biberi, 1 adet kırmızı kapya biberi ve 1 tutam ince kıyılmış maydanozu da kasemizin içerisine aldıktan sonra son olarak üzerine baharatlarını, ben baharat olarak toz, kırmızı biber, pul biber, karabiber ve tuz kullandım. İlave ettikten sonra, yani malzemelerimizin tamamını bir araya getirdikten sonra elimizle güzel bir kıvam alıncaya kadar yoğuralım. Özellikle malzemelerimizi, yani sebzelerimizi robottan geçirmemeye dikkat edelim ki daha sonrasında iç harcımız çok fazla sulanmasın. İç harcımız hazır olduğuna göre artık böreğimizi yapabiliriz. Bunun için yağlı fırın kağıdı serilmiş dikdörtgen bir tepsi alıp üzerine bir adet bu şekilde yufkayı koyarak kenarlarını içe doğru katlayalım. Yani tepsi boyutumuza göre ayarlayalım. Yufkamızı hazırladıktan sonra üzerine bolca sos gezdirip fırça yardımıyla her tarafına sürelim. Hiçbir tarafının kuru kalmamasına dikkat edelim ki fırında pişerken böreğimiz kurumasın. Ardından ikinci yufkamızı da birincinin üzerine koyup aynı şekilde kenarlarını içe doğru katlayalım. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, beni hangi ülkeden, hangi şehirden izlediğinizi yorum kısmında belirtirseniz çok çok sevinirim. Ve ikinci yufkamızı da üzerine yerleştirdik. Yine aynı şekilde üzerine bolca sos gezdirip fırça yardımıyla her tarafına güzelce sürüyoruz. Bu arada eğer tarifimizle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz veya öneriniz olursa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Tüm yorumları genellikle okuyorum. Yetiştirebildiğim kadarıyla da mutlaka cevaplamaya çalışıyorum. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Üçüncü yufkamızı da üzerine koyduktan sonra kenarlarını içe doğru katlayıp geriye kalan sosun tamamını üzerine gezdirelim. Ve 3 adet yufkayı üst üste koyup aralarını ve üzerini sosladıktan sonra hazırlamış olduğumuz iç harcını üstüne aralıklı olacak şekilde koyup önce kaşıkla düzleştirip ardından aynı lahmacun içi, yani üzeri hazırlar gibi elimizle her tarafına güzelce yayalım. Zaten böreğimizin ismi de lahmacun böreği. Gerçekten lahmacun lezzetinde çok çok lezzetli bir tarif. Bu şekilde hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180-190 derece fırında pişmeye gönderelim. Ortalama pişme süresi 40-45 dakikadır, fırından fırına değişebilmektedir. Üzeri kızardıktan sonra fırından alıp üstüne bolca kaşar peyniri gezdirdim. Dilerseniz bu işlemi yapmayabilirsiniz. Damak zevkinize göre yapmanızı tavsiye ederim.
tavsiye ediyorum. Bu aşamada fırında birazcık çok bekletmişim. Hatta fırında unutmuşum diyebilirim. O yüzden altının bazı yerleri birazcık fazla pişmiş oldu. Sizler de kontrollü davranırsanız çok daha güzel olur. Fırından tamamen aldıktan sonra üzerini bir bezle örttüm. 10 dakika kadar dinlendirdim ki hafiften birazcık daha yumuşasın. Ardından altındaki yağlı fırın kağıdından destek alarak böreğimizi rulo haline getiriyorum. Ardından çok fazla soğutmadan sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Gerçekten çok çok lezzetli ve nefis bir börek. Yanında bolca limon, soğan salatası ve maydanozla servis edebileceğiniz, ister ana yemeklerinizin yanına, ister davet sofralarınızı hazırlayabileceğiniz hem şık görüntülü hem lezzetli bir tarif. Eğer denerseniz, denedikten sonra deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Ve eğer tarifimi beğendiyseniz beğeni bırakabilir, yorum yazabilir, kaydedebilir. Aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak sevdikleriniz ve ailenizle kolaylıkla paylaşabilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. Ve bir sonraki videolu tariflerimde sizlerle tekrardan buluşmak ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.